Geçiyoruz Zelin Ajandası'na. Ajanda ekibinden Barış Taş'tan İTÜ Arı Teknokent'e gitti ve girişimciliğe dair yeni atılımları, yeni başarı hikayelerini İTÜ'de araştırdı. İşte Zelin Ajandası. Bu haftaki konumuz genç girişimciler. Biz de sizler için İTÜ Arı Teknokent'e geldik. Girişimcilere bu yolda ne gibi zorluklar yaşadıklarını ve neden bu yolu tercih ettiklerini sorduk. Bakalım onlar neler söylemiş. Kendi girişimini bize anlatır mısın? Elektrikli skuter kiralama platformu kurmak üzere yola çıktığımız ve daha sonra elektrikli skuterları burada üretmek üzerine devam ettiğimiz bir girişim. Tamamen kendi tasarımımız ve mühendisliğimizle geliştirdiğimiz elektrikli skuterları öncelikle son kullanıcı için pazara çıkarttık. Daha sonra kiralama platformları için yazılımlar ve bu araçların sokaklarda daha uzun süre dayanabilmesi için yaptığımız eklentiler ve geliştirmelerle de kiralama platformlarına hem yazılım hem donanım hem de elektrikli skuterleri sunarak bu işletmeyi kuracak kişiler için aslında A'dan Z'ye bir iş modeli sunuyoruz. Bu tarz skuterleri daha çok toplu taşıma araçlarının çıkışlarında görebilirsiniz. Metro, metrobüs gibi. Genelde insanlar eve gitmek için veya arkadaşlarının yanına gitmek için kullanıyor. Şahsen ben de kullanıyorum. Genelde metrobüse indikten sonra evime gitmem için pratik oluyor. Son zamanlarda çok popüler oldu bildiğiniz gibi. Daha çok gençler arasında kullanılıyor. Avantajlarını düşünürsek bence zaman kazanmak. Çünkü işten çıktıktan sonra o yorgunluğunu atmak için eve yürümek istemiyorsun ve bunu kullanıyorsun veya arkadaşlarının yanına gitmek için. Dezavantajları da şu, çok fazla bilinçli kullanıcı var. Özellikle trafikte çok fazla görüyorum. Arabaların arasından geçmeye çalışanlar, bunu bir motormuş, araçmış gibi kullananlar. Bence bunu kullanması için en azından insanların bir belge veya bir sınavdan geçmesi gerekiyor. Biz geliştirdiğimiz taşınabilir yapay nefes analiz cihazıyla insan nefesindeki keton denen bir maddeyi ölçüyoruz. Keton vücutta karaciğer tarafından yağ yakma metabolizması çalıştığı zaman üretilen bir madde. Bu normalde kan ya da idrar tahlilleriyle ölçülebilen bir veri. Fakat biz bunu nefesle ölçmüş bir teknoloji geliştirdik. Bu nispeten daha kolay ve pratik bir yöntem. Vücuttaki ketonun ölçülmesi sizin anlık olarak ne kadar yağ yaktınız ya da yakıp yakmadığınızı gösteriyor. Sonra biz bu veriyi bir mobil uygulamaya aktararak kişinin diyet tavsiyesini ya da hali hazırda kullandığı bir diyet varsa onun iyi gidip gitmediğini oradan takip etmesini sağlıyoruz. Şimdi girişimcimizin girişimini deniyorum. Yağ yakma oranım 1 çıktı. Bu ortalama bir rakam. Şu anda herhangi bir hareket halinde veya bir spor yapmadığım için 1 çıkıyor. Tabii bu veri sadece yetmiyor. Bir uygulama üzerinden size diyet ve spor programı da veriyor. Sadece yağ yakma oranınıza bakarak kilo veremezsiniz. Bunu diyet ve sporla desteklemeniz gerekiyor. Neden maaşlı bir işte çalışmak yerine girişimciliği seçtin? Aslında girişimi kurmadan önce maaşlı bir işte çalışıyordum ve birçok kişinin hayal edip olmak isteyeceği bir kariyerdeydim ben. Ancak kendi yolumuzu çizmek, üretmek istedik, tasarlayıp geliştirmek istedik ve uzun bir süreç oldu. Bugün 2 yılı aşkın bir süre sonunda asla pişman olmadım ve iyi ki de bırakmışım kendi işimi ve bu alanda devam etmişiz diyoruz. Girişimciliğin aslında şöyle güzel bir tarafı var. Biz özellikle işte global bir soruna global bir çözüm geliştirmek için yola çıktığımız için yapmış olduğunuz bir çözümle Türkiye'deki bir insanın da hayatına fayda sağlayabiliyorsunuz. Amerika'dakinin de, Japonya'dakinin de. Beni özellikle bu tarafı çok cezbediyor diyebilirim. Çok hoşuma gidiyor benim özellikle böyle insanlara faydalı olabilecek bir şeyler yapmak ve bunu global ölçekte yapabilmek. Bu da hani girişimcilikte sağlanabilecek bir şey olduğunu düşündüğümüz için direkt ben yani girişimci olmaya karar verdim. Girişimin yatırım almazsa diye endişeleniyor musun? Aslında yatırım bir amaç değil, araç olması lazım bizim için. Biz genel olarak aslında şimdiye kadar organik büyüyen bir şirket olduk ve yatırımcı arayışımız oldu ancak illaki yatırım almazsak ilerleyemeyiz gibi bir durumumuz olmadı. Aslında yatırımcı peşinde koşmaktansa kendi işimizi yapıp büyütmeye çalışıyoruz ve yatırımcılar zaten bizi buluyor bu konuda. Aslında girişime güvendiğim için endişelenmiyorum. Ben elinde sonunda bir şekilde yatırım alacağımızı inanıyorum. Zaten görüşümüz yatırımcılar işte o konuya destek verenler de var. Sence girişimci olunur mu, girişimci doğulur mu?
Girişimci olunur da doğulur da, ben tam olarak kendim için net cevap veremesem de, çünkü ben önceden kurumsal bir firmada çalışıyordum ve birçok girişimcinin aslında öncelikle kurumsal firmalarda ya da farklı yerlerde çalışıp gerçekten piyasayı, hayatı öğrenmesi gerekiyor. Aslında bu çok böyle tartışılır bir konu. Hani girişimcilik sonradan da edilebilir aslında, bir eğitim, bir takım bazı şeyleri görerek, ama biraz da insan içinde de olması gerekiyor. Çünkü ben de söylediğim gibi çok inişli çıkışlı bir yol. Herkes bu yola yani aynı şekilde dayanamayabilir. Bence girişimcilikte olması gereken en önemli özellik bir kere dayanıklılık. Çünkü yani uzun bir süreç. Bu tarz düşünceleri olabilen ya da belki doğuştan bu özelliklere sahip olan bile daha başarılı olabilir. Ama hani illaki girişimcilik doğuştan girişimci doğulur demek çok doğru değil. Öğrenilmiş bir şey belki biraz da. Bir girişimci neden buraya gelmeli? İTÜ Çekirdek, teknoloji girişimlerine fikir ve projelerini hayata geçirmelerini sağlayan bir kuluçka merkezi. İstanbul Teknik Üniversitesi ve İTÜ Teknokent'in kurduğu teknolojik girişimlere her şeyden önce işte ay başında elektrik, su, işte sekreter, kahve, çay, güvenlik, temizlik gibi her ne isterse ihtiyacını karşılayan bir kuluçka merkezi. Her yıl İTÜ Çekirdek'e yaklaşık 500-600 kadar girişim geliyor. Bu girişimlerin arasından en başarılı olanları yaklaşık 80-90 tane de her yılın sonunda Aralık ayında gerçekleştirilen Big Bang etkinliğine de katılıyorlar. Sadece 2020 yılında gerçekleştirilmiş Big Bang'de sahnede girişimlere 54 milyon TL'lik yatırım ve ödül dağıtıldı. Yeter ki o dedikleri ve başarmaya adım attıkları projelerini hayata geçirsinler, şirketleşsinler ve ülkemize ekonomik katma değer sunacak noktaya getirsinler. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin katkılarıyla Haber Global ekranlarında hazırladığımız bir ajandanın daha sonuna geldik efendim. Bugün Gürcistan'dan sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki hafta yine dünyanın farklı yerlerinden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Haftaya aynı güne yani pazara ajandanıza bizi yazmayı unutmayın.